Nemo, kayadaki yarıktan gördüğü dar patikaya indi. Biraz sonra patikanın arabanın geçeceği kadar geniş olmadığını görüp otomobilden inmek zorunda kaldı. Otomobilden ayrıldı. Plastik bandın altından geçip nehre doğru ilerledi. Suyun akışı burada doğal bir baraj tarafından durdurulmuş gibiydi. Nemo'nun köpük köpük ve kabarık görmeyi umduğu nehir parlak, duru ve küçük bir göle dönüşmüştü. Birden tüm öfkesi kaybolan bir yüz gibiydi. Biraz ötede, daha sağda, tekrar nehirleşiyor, vadinin dibinde uyuyakalmış gri kentin içinden geçip gidiyordu. Ancak Nemo olduğu yerde çakılıp kaldı. Sol tarafında ondan daha önce gelmiş, suyun üzerine çömelmiş bir adam gördü. Nemo ani bir refleksle sırtındaki çantanın cırcırtlı kapağını açtı. Kelepçelerin hafifçe tıkırdamasına engel olamadı yine de. Adam Nemo'ya doğru döndü ve hemen gülümsedi. "Burada ne arıyorsunuz?" diye kabaca sordu Nemo. Yabancı gülümsemeye devam etti. Cevap vermeksizin doğruldu. Ellerini çırpıp temizlemeye koyuldu. Narin suratlı, soluk sarı saçları fırça ucu gibi kesilmiş genç bir adamdı. Süet mont, büzgülü pantolon giymişti. Duru bir sesle cevap verdi. "Ya siz?" Böylesi bir cesaret Nemo'nun elini kolunu bağladı. Öfkeyle homurdandı. "Polis, şeridi görmediniz mi? Umarım şeridin bu yanına geçmek için sağlam bir nedeniniz vardır. Yoksa sizi..." "Eric Juveno, Grenoble cinayet masasından. Gelip bölgeyi görmek istedim. Öğleye doğru adli polisten 3 uzman daha gelecek." Nemo dar kıyıda ilerledi, adamın yanına vardı. "Nöbetçiler nerede?" diye sordu. "Yarım saat izin verdim. Kahvaltı saati." Aldırmıyormuş gibi omuzlarını silkti. "Burada yapacak işim vardı. Çevremin sakin olmasını istedim, Komiser Nemo." Gri gözlü başkomiser irkildi. Genç adam söylediklerinde şaşılacak bir şey yokmuş gibi devam etti. "Sizi görür görmez tanıdım, Pierre Nemo. Red'in eski göz bebeği. Eski BRB, organize suçlarla mücadele birimi komiseri. Katillerin, uyuşturucu tacirlerinin eski belalısı. Kısacası eski bir sürü şey. Artık müfettişlerin programında saygısızlık da mı var?" Juveno alaycı bir tavırla eğildi. "Bağışlayın komiser. Ben sadece bir starı kutsallığından soyutlamak istiyorum. Yoksa bir yıldız olduğunuzu, tüm genç müfettişlerin rüyalarını süslediğinizi sizden iyi kimse bilemez. Buraya cinayet için mi geldiniz? Sence?" Genç polis bir kez daha eğildi. "Yanınızda çalışmak benim için şeref olacak." Nemo ayaklarının altında uzanan, sabah güneşinin düzleştirip camlaştırdığı sulara bakıyordu. Sanki dipten yeşimimsi bir aydınlık yükselir gibi. "Bana bu konuda bildiklerini anlat." Juveno gözlerini kayalık duvara kaldırdı. "Ceset yukarıda gömülüydü." "Yukarıda mı?" diye yineledi Nemo, sivri çıkıntıların keskin gölgeler oluşturduğu kayalara bakarak. "Evet, aşağı yukarı 15 metre yüksekte. Katil cesedi kayaların arasındaki bir yarığa sokmuş. Sokarken de tuhaf bir pozisyon vermiş." "Nasıl bir pozisyon?" Juveno dizlerini büktü, karnına doğru çekti ve kollarını göğsü üzerinde kavuşturdu. "Cenin pozisyonu." "İlginç." "Bu işte ilginç olmayan bir şey yok zaten." "Bana yaralardan, yanık izlerinden söz ettiler," dedi Nemo. "Daha cesedi görmedim. Ama anlatılanlara bakılırsa evet, cesette epey işkence izi varmış." "Kurban işkence sonucunda mı ölmüş?" "Şimdilik bu konuda yeterince belirti yok. Gırtlakta da derin kesikler var, boğma izleri falan." Nemo yeniden küçük göle döndü. Kendi silüetinin alabroz saçlar, lacivert palto, suda yansımasına baktı. "Ya burada? Burada bir şeyler bulabildin mi?" "Hayır. Bir saatten beri bir ayrıntı, bir iz arıyorum. Hiçbir şey bulamadım. Bana kalırsa adam burada öldürülmedi. Katil sadece cesedi yukarıya astı." "Yarığa kadar tırmandın mı?" "Evet. Dikkat çekecek bir şey yok. Bana kalırsa katil kayalığın tepesine tırmanmış, öbür taraftan tabii, sonra da cesedi iple aşağıya sarkıtmış. Başka bir ipe tutunarak aşağıya inmiş ve cesedi yarığa sokmuş. Cesede anlattığım pozisyonu verdirebilmek için oldukça uğraşmış olmalı. Bunca çaba anlaşılır gelmiyor bana." Nemo bakışlarını sivri çıkıntılarla, yarıklarla dolu kayalık duvara çevirdi yeniden. Bulunduğu yerden mesafeleri tam olarak ölçemiyordu. Ama ona kalırsa cesedin saklandığı yarık duvarın ortalarında, yerle tepeden eşit uzaklıkta bir yerdeydi. Birden topukları üzerinde döndü. "Gidelim." "Nereye?"
Hastane, cesedi görmek istiyorum.